Sayın seyirciler, siyasette BDP'nin çatı partisi olarak kurulan HDP tartışılıyor. Parti dün olan kongresini gerçekleştirdi. Kongre gezi eylemleri damga vurdu. Verilen mesajlarda gezi eylemleri vurgusu vardı. Her yer direniş, her yer Taksim sloganları atıldı. Konuşmalar yapıldı. Sayın seyirciler, dün bu konuşmalarda öne çıkan söylem neydi? Abdullah Öcalan'ın mesajı okundu. Kongreyi telefon hattımızda bulunan Star gazetesi yazarı Orhan Miroğlu ile değerlendireceğiz. Sayın Miroğlu, merhabalar, hoş geldiniz moderatöre. Sayın Miroğlu, beni duyabiliyor musunuz? Şu anda hattımızda değil, bir sıkıntı var, teknik bir sıkıntı sayın seyirciler. Birazdan Star gazetesi yazarı Orhan Miroğlu'yla HDP'yi ve dünkü kongreyi değerlendireceğiz. Bu konuyla ilgili görüşlerini alacağız. HDP, BDP'nin çatı partisi olarak kuruldu ve dün olan kongresini gerçekleştirdi sayın seyirciler. Siyasetin gündemini uzunca bir süredir meşgul ediyordu. Yerel seçimler yaklaşırken Batı'da, Batı illerinde seçime HDP çatısı altında girme projesi hayata geçti sayın seyirciler, geçiyor. Evet, Star gazetesi yazarı Orhan Miroğlu şu anda telefon hattımıza sanıyorum. Sayın Miroğlu, beni duyabiliyor musunuz? Evet, iyi yayınlar Seda Hanım. Çok teşekkürler. Evet, HDP kongresine dair gözleminiz, izlenimleriniz neler efendim, neler gördünüz verilen mesajlarda, mesajların içeriğinde, Abdullah Öcalan'ın mesajları okundu. Az önce de değindik, Gezi Parkı eylemleri damgasını vurdu, sloganlar atıldı. Böyle baktığınızda kongreye, HDP'ye dair ne gördünüz, gözlemlediniz? Valla yani bence Kürt siyasetinin şu an gündeminde çözüm süreci olmalı ama bu kongrede çözüm sürecine dair pek bir şey yoktu. Yani klasik sol bir muhalefet, başta bir siyasi hareketin işte Batı'da gördüğü işte ilgi üzerine diyelim, yani onun mirasını kullanarak yeniden bir dizayn veriyor kendine ve bu dizaynı tabii ki Kürt siyasetine yön verenler bu dizaynda önemli bir rol oynuyorlar. Şimdi burada bir tek şey var kongrenin ve bu partinin, öyle görülüyor. Erdoğan hükümetine karşı bir sol muhalefet. Bu olmaması lazım bunun. Elbette ki olabilir böyle bir şey ama sermaye kimin, yani siyasi sermayesi bu partinin nedir diye bir soru sormak gerekir. Şimdi BTP HEP'in kuruluşundan bu yana o gelenekten gelen siyasi partiler diyelim, solla belli bir dirsek teması içerisinde hep oldular ama bu münasebetlerde BTP'nin söylediği, daha doğrusu o siyasi gelenekten gelen siyasi aktörlerin söylediği olurdu ama şimdi burada aşırı bir şey söylemiş olmayayım ama acaba yani Kürt siyaseti HDP kongresiyle birlikte bir tasfiyeye doğru mu gidiyor? Çünkü çok ergen açıklamalar da oldu biliyorsunuz. Bu açıklamalardan birisini HDP'nin geçici başkanı, daha doğrusu kongreye kadar başkanlığını yürüten Yavuz Önen yaptı ve 2015 seçimlerine BTP ile değil, hı hı, HDP ile girmeyeceğini söyledi. Hı hı. Şimdi eğer bu bile konuşulmuşsa bence bu neye hizmet edeceği, alo? Tabii dinliyoruz sizi. Neye hizmet edeceği çok da belli olmayan, bana doğrusunu isterseniz bir tasfiye hareketi gibi geliyor. Şimdi BTP Doğu ve Güneydoğu'daki oylarının dışında toplamda iki oyu olan bir siyasi parti. Ama bu oyların 1 milyonu da Batı'da ve dağınık bir biçimde bulunuyor. Buradaki inisiyatifini, yani bu oyların kanalize edilmesini, kendi siyasetine yarayacak bir biçimde en azından siyasi sürece yönlendirilmesini bu kongreyle birlikte Türkiye solunun klasik bir takım partilerine, gruplarına vermiş oluyor. Evet. Şimdi bunun tabii ki Kürt siyasetinde, Kürt toplumunda ciddi sonuçları olacaktır. Çünkü bu çok belirgin bir ittifak politikasından ziyade, dediğim gibi, BTP'nin geleceğini de, yani siyasi bir parti olarak geleceğini, 2015 yılına bu partiyle girmeyeceğiz bile deniliyor yani. Şimdi o zaman değil.
Evet, neler olabilir, olacaktır size göre? Burada bence aslında şimdiye kadar olması gereken ama olmamış olan şeyler. Nedir bu? Yani bu siyasetin bir ayağı işte Kürt milliyetçiliğinde, Kürt ulusalcılığında ama bir ayağı da Türkiye solunda. Şimdi işin adını da Türkiye'leşmek olarak koyuyorlar ama ben yani düz, hiç bu işlerle uğraşmamış bir yurttaş olarak şunu görüyorum. Yani BTP'nin meşruiyeti ya da bir meşruiyet sorunu mu var? Yani BTP işte 30'a yakın milletvekiliyle parlamentoda temsil ediliyor. BTP bugün hükümetin çözüm sürecinde yegane muhatabı durumunda. Yani mecliste çözümle ilgili her ne olacak da bundan sonra ve gelecekte de BTP vazgeçilmez bir partisi Türkiye'nin. Dolayısıyla klasik manada 90'lı yıllarda Türkiye halkı içinde BTP'ye yönelik o haksız hücumların, haksız ithamların da ortadan kalktığı bir süreçte Türkiye'leşeceğiz mantığıyla Türkiye'de meşruiyeti tartışılan, siyasi varlığı belli belirsiz, işte bir takım dergi çevreleri, 5-10 bin civarında oy alan siyasi partiler, bunlarla Türkiye'leşmek nasıl olabilir? Yani ben 1 milyon oy alıyordum şeyden, batıdan. Şimdi gireceğim, diyeceğim ki bu oyları işte falan gruba veren. Ya, bu nasıl bir şey anlayamıyorum. Bu bir ikincisi, bir iddiadan da vazgeçilmiş oluyor. Yani o iddiada nedir? Son 4-5 yıl içerisinde gördüğümüz işte BTP PKK hattının temsil ettiği ve hatta tartışmasız kendisinden başka gruplara çok da yer vermediği Kürt milliyetçiliğinin geleceği üzerindeki o büyük iddia. Şimdi hem ne bileyim İslami Demokratik İslam Konferansı'nı Diyarbakır'da yapacaksınız. Hı-hı. Burada sol gruplara buyurun geçiniz diyeceksiniz. Hı-hı. Hem de Erbil'e yönelik siyasetinizde de Barzani'yi yerden yere vuracaksınız. Şimdi bu ikili politikaların, bu üçlü politikaların hatta bence BTP'ye bir faydası olmayacaktır. Hı-hı. Ve belki yani yine aşırı bir şey söylemiş olmayayım ama yani bu bir proje miydi acaba diye Kürtler kendi kendilerine sorgulayacaklardır. Bu projenin şimdi hangi kesimlerde sevinç yarattığına da bakmak lazım ciddi bir biçimde. İşte Sözcü'nün bugünkü manşeti ortada. Yani Gezi ruhuna, yani Gezi ruhuna selam çakmak Kürt siyasetinin neden görevi olsun? Neden Kürt sorununu çözmek isteyen AK Parti gibi güçlü bir muhatabı varken bu muhatabı behemal iktidardan düşürmek için siyasi bir mücadele yürüten gruplarla, marjinal gruplarla kader birliği yapsın. Bunu yani valla yani ben bir ne bileyim yani kimliksiz ne Türk ne Kürt, kimliksiz bir Türkiye Cumhuriyeti, düz Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bile anlamada zorlanıyorum. Ama bu projenin Kürtler şunu bilmeliler bence. Bu projenin tarihi geçmişi bence 1990'lı yıllara kadar gider ve bu projenin aktörleri şimdi Ergenekon'dan tutuklular. Yani Yalçın Kürtlük ve Doğu Perinçe'yi kastediyorum. Bu projeden en çok siyasi olarak ektiklerini yani hakikaten ektiğimizi biçtik diyebilecek iki siyasi aktör varsa bugün Türkiye'de valla Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük'tür. Evet. Yani çünkü Yalçın Küçük zaman zaman insanların belki gözünden kaçmıştır ama yani biz işte asla kadar bu meseleleri izliyoruz. Evet. Tutuklu olmadığı dönemlerde televizyonlara çıkıp aynen şunu söylüyordu. Eğer ben ve işte birlikte olduğum insanlar olmasaydı işte PKK, BTP çizgisi bugün Barzani çizgisinde bir hareket olacaktı. Benim bu devlete ve bu işte millete ne kadar faydalı olduğumu anlamanız için bu projeye bakmanız lazım. Yani PKK, BTP hattının Türkiye'de sol zeminde tutulması ona oy veren seçmenlerin eğilimlerine aykırı olarak sol zeminde tutulmasının bir şeyi yok, bir gerekçesi yok ama bu sol zeminde tutulma hikayesi de BTP kongresiyle belli bir izah kazanmış görünüyor. Şimdi acaba sıra 2015'e varıncaya kadar BTP'nin tasfiyesinde midir diye sorulması lazım diye düşünüyorum. Peki. Sayın Orhan Miroğlu çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Görüşürüz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.